Öncelikle şunu biraz söyleyeyim. Yüksek sesle konuşursak. Burada hani tepki var. Biz firma sahibi değiliz. Biz rapor bakanlıktan yeterli olan firmayız. Biz rapor hazırlarız. Nihai kararı bakanlık verir. Biz burada raporu anlatmakla mükellefiz. Temsilci var mı? Madende mi? Evet. Yani orayı vermeliler yani. Ne anladık biz? Hiçbir şey anlamadık. 5568 nolu Demir Hoca ve Kırmeleme Tesisi Kapasite Artırma Projesi'nin katılım toplantısı için toplanmış bulunmaktayız. Bir Serhat Madencilik Ünite Şirketi tarafından Malatyalı Doğanşehir ilçesi Dedeyazı Mahalle sınırları içerisindeki 65568 nolu 4. grup maden sahası Demir Hoca ve Kırmeleme Tesisine kapasite artırımı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu saha için daha önce Martut Madencilik Ünite Şirketi tarafından 2008 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilerek 4. grup işletme ruhsatı alınmıştır. Daha sonra yapılan rezerv çalışmaları neticesinde İşletmeciliğe dönük faaliyette yapılan inceleme sonucunda üretilmeye değer maden rezervine rastlanılmıştır. Bu 65568 işletme ruhsat nolu sahayla ilgili olarak bugüne kadar 3 defa çekerek değildir kararı alınmıştır. Bunlardan birincisi bu daha önceki Martut İnşaat Ünite Şirketi döneminde alınmıştır. Birincisi 2008 yılında işte 24,98 hektarlık alanda 25 bin ton bölgeli kapasiteli çekerek değildir kararı alınmıştır. Bununla üretim işlemlerine başlanmış, süreç devam ederken 2012 yılında o dönemki tarihlerde yönetmelikte bir 24 hektara bir 24 hektar daha çet alınabiliyordu. 2012 yılında tekrardan 20,64 hektarlık alana 70 bin ton bölü kapasiteli 70 bin ton bölü kapasiteli Demir Hoca için tekrar ikinci bir çet gerekli kararı almıştır. Söylediniz siz. Mayra abi, bir saniye. Arkadaş ben başta söyledim. Ben onları personel değilim. Bakanlık yetkilileri de burada sorabilirsiniz. Resmi bakanlık ben. Bu raporu hazırlayan bakanlıkta yeterli olan firma. Ben olmam başkası. Biri hazırlayacak. Parasıyla hazırlıyorum ben bunu. Ben firmanın yetkilisi değilim. Normalde kanun. Şimdi size, zaten ben size gerekleri açıkçası gerekli itirazları zaten iletilecek zaten. Sizin görüşleriniz İbrahim Bey. İbrahim Bey ben bakın şunu söyleyelim. Şimdi bu anlattığınız süreç zaten köylülerin bildiği bir süreç. Niye? Çünkü şu alınan çet gerekliliğin kararları zaten iptal edildi. Bu köylülerin açtığı davayla iptal edildi. Şu var, bir tanesi dolayısıyla siz hem biraz sıkıntı da var. Özetlemek babında size yardımcı olmak tamam, için söylüyorum. Dakika. Mevcut projeyi ve mevcut çet alanını ve mevcut projeyi bir an önce anlatırsanız işte, geçmiş süreci zaten biliyor yani. Köylülerimiz davası açıldı iptal ederiz zaten. Yani şu an mevcut durumda işte mahkeme kararına göre, mahkeme gerekçeli kararına göre ruhsat alan 25 hektardan büyük olduğu için bakanlıktan ek bir kapsamında büyük çet alacağız siz tabirle. Mahkeme kararı iptal gerekçesine göre alanda kapasite arasına giderek çet başvuru dosyası hazırlanmıştır. Demir Ocağı'nda planlanan, şu anki ek 1'e göre planlanan işte yılda 10 ay, ayda 26 gün, günde 11 saat tek vardiyada çalışma yapılması planlanmaktadır. Biz zaten anlattığımız kadarını anladık. Yani anlatmanıza gerek yok. Yani zaten bu yazı var arkadaşlar. Yaşıyoruz. Bak burada biz yaşıyoruz. Sizin anlatmanıza da gerek yok. Sabah sabah da. Ben sadece şunu anlatmanıza son bir iletişim. Atlatmayalım. Sorduğu için. Şimdi en yakın çet sınırımız en yakın eve normalde 135 metre. Biz patlatmaları 400 metre mesafe olacak şekilde belirledik. Yani 400 metrenin altında patlatma yapılmıyor. Ya zaten biz de razı yapıyorsunuz. Orada da hocam. Tamam ben bunu metre. Bu işin ucunda bir limon var. Tamam. Bir saniye bırakın ama. 50 metre. Bir şey söyleyeyim. Yani bir şey dedim tamam. Tamam şimdi ben oraya geçeceğim soruları alacağım. Soruları kim cevaplayacak? Ben alamadım. Bizim arkadaşlarımızın söylediniz mi? Proje çet alanı içerisinde yağ yakın çevresinde göl, baraj, sulak alan bulunmamaktadır. Bulunmamak. Tamam. Var mı yok mu? Var mı yok? Ya şu ben kastım şu. Kastım şu. Kastım şu. Masa başında projeler yapıp gelip köylüye ben bu dakika çekilin dedim sen bu buradaydım hemen. Niye böyle? Ben köyün yerel halkıyım. Böyle bir yer gitmeye gerek yok. Hayır. Ya şöyle bir dakika çekilin ya sunumunuzu yapalım ya. Yani iptal oldu. Yani Temmuz ayı itibariyle bu ruhsat yürürlükte kaldı. Geçici ruhsat aldı. Artık geçici bir ruhsat aldılar. Bu ruhsat doğrultusunda hareket ediyorlar. Buradaki maden sahasının işletme alanının görüntüsü var. Bizim maden su kaynağını beslenen burada tapulu havuz var. Şu bölgede havuzumuz var. 568 nokta.
parsel sorgulama. Yani projede anlattıkları gibi o bölgede herhangi bir su kaynağı yoktur. İddiası tamamen asılsızdır. Yani o 568 arkadaşlar, parsel numarası maden sahasının içerisinde ve orada tapulu bir su oldu. Musa Dalan'ı zaten belirttikleri gibi tamam şu anda yürürlükte kalktı. Maden çalışmaları sırası sonucunda buradaki tamamen su yok edildi. Hatta madenciler şu anda dediler biz oradaki herhangi bir su kaynağı yoktur. Biz çalışmalar sırasında çıkarttık. Bunu da mahkemede beyan ettiler yani. Dostum, beyanları da var şu anda bizde. Onları da yetkililere teslim edeceğiz. Uydu görüntüsü TEDAL'ı tamamen bizim bu bölgedeki tarım arazileri var. Birazdan yine şeyleri göstereceğiz. TED alanı da bayağı 642.69 hektara çıkarıldı bu alan. Yine madende toz gürültüsü, toz olmadığını iddia ediyorlar. Toz büyük bir oranda toz var ama yansıtamıyoruz şu anda. Onları da bakanlık düzeyinde ve yetkililere onları CD'ye alıp çekip vereceğiz şu anda. Var, videosu var onların bizde. Yine daha şurada bir dakika nasıl görünüyor? Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün yetkililerine sunuyorum. Yani yeterli denetimin olduğunu iddia ettiler daha önceki. Bu maden 2002 yılında projeleri yapıp başlattılar. 2008'de ilk projeler bildiğim kadarıyla çet. 2011-2012 devam etti. Bizim her şeyimizi elimizde almışsa biz de öyle karşılarız. Bir insan olarak şu kadar şu toplumun geçmişini, geleceğini siliyorsa benim ona hiçbir bir avuç toprak verecek durumda değilim. Benim gelmişim, geçmişim siliniyor burada. Yazık. Biz insanız. Biz insan olarak buraya yaşamaya geldik. İşin sonu nereye varacak bilmiyorum. Ben şeyi soracaktım. Yani bu siz temsilcilerle yani çevre şehircilik olsun diye sizinle beraber bu kişilerin de gelip yaptıkları şeyleri savunmaları gerekiyor. Biz bunu yaptık, iyi yaptık, güzel yaptık. Köy bundan bunu kazandı demesi gerekiyor değil mi? Güzel bir şeyse bu insanlara faydası varsa gelip bunu savunmaları gerekiyor. Evet. Paralarıyla verip kendilerini anlatacak insanları buraya göndermeleri dışında yaptıklarını gelip savunsunlar burada. Ya, bir de firma mı gelseydi? Firma gelseydi burada yaptıklarını savunsaydı. Köylüleri tehdit etmek değil. Buradaki birkaç genci böyle kriminalize etme değil. Evet. Yani bazı şeyler burada köylüyü incitiyor. Evet. Bu anlamda biraz daha saygılı olmalılar. Seste durmuyor, oturamıyor. Yani. Gece çocuklar uyuyamıyor. Ondan sonra kamyonlar bütün bahçelerin meyveleri yok etti. Bir kişinin cebinin şişmesi için bizim sağlığımızı şeye atıyorlarsa biz buna karşı çıkıyoruz. En büyük içme su kaynağıydı bu gördüğünüz yerde işte. Bak şimdi biraz önce arkadaşımız projeyi anlatıyor. Suyu dahi göstermiyor. Bu kadar arazi o suda sulanıyor. Bu köyde 10.000 koyun vardı, 10.000. Herkesin koyunu vardı, bu suda sulanıyordu. Şimdi hiç bir tanesi kalmadı. Bak köyden ne koyunculuk kaldı, ne hayvancılık. Benim bahçem var orada bir 2-3 dönüm. Evet. Allah için sizi götüreceğim. Bütün masrafınızı karşı. Nasıl ağaçlar var? Bak ağaçlar gözüküyor. Artık ağaçlar kurumuş. Üzüm bağlarımız bak hepsi kurumuş. Yani siz de diyorsun ki suyun azalmasını veya... Ya suyumuzu azaltmamış, bitirmiş tamam. Adam. Bak tamam. Su orada. Yani lütfedin bir gelin bakın o suya ya. Evet. Şimdi bir dakika ben bir ürünlerim var. Sorun da şey değil de görüş değil. Şimdi bakın o depoyu yok etti, tahrip ettiler. Evet. Arkadaşlar eğer orada gelen eski bir hat varsa var. Bu işin orada su olduğunu kanıtıdır. Ya şey diyorlar şimdi mahkemede orada su olmadığını diyorlar ama Doğanşehir Kaymakamı'nın 94'te imzalı tutanağı var elimizde. İbrahim Bey suyu dahi göstermiyor. İki soru şeydi. Birer birer konuşalım. Anlayalım. Bir temsilci mi ki burada mahkemede? İbrahim Bey dosyayı hazırlayan firmanın yetkilisi. O çalışacak firma onlara yetki vermiş. Benim dosyamı hazırladı. Onlar da hazırlamış. Ben söyleyeyim. İbrahim Bey yanıtlasın. Nasıl yalan söyle biz bakalım.
Ama bakın dava dosyalarında bile bize yanlış mı yanlış mı? Tamam, siz onun yanlış olduğunu söyleyin, ben buraya yazayım. Zaten tamam. Ben yazmadım. Anladım. Bakın o söyledi, siz de yanlış mı diyorsunuz? Yanlış değil, yazayım ben. Ben söylüyorum işte, ben sorumu söylüyorum. Yani diyorum ki tozu engelleyeceklerini söylüyorlar. Ama iş makinelerin çıkardığı tozu, gürültüyü, gürültü kirliliğini nasıl engelleyecekler?